Define ve Tarih Sevdası kanalımdan tüm Defineci arkadaşlara selam olsun. Arkadaşlar her akşam saat 8'de YouTube'da canlı yayınlarımız var. Herkesi bekliyorum. Buradan da sizlere işaretleri gönderdiğiniz işaretleri çözüyorum arkadaşlar. Güzel bir şelalemiz var. Ormanlık bir alan. Güzel suyun düştüğü bir yer var. Ve orada incelediğimiz zaman bir domuz işareti ve bir de domuza bakan bir tane balık işaretimiz var. Harika bir şekilde yapılmış. Gerçekten mükemmel. Zaten yerde mükemmel. Yani her şey birbirine uygun. Her şey birbirine güzel bir şekilde denk geliyor. Şimdi ben onları işaretlemişim. Sizinle paylaşacağım. Ve nerede aramamız gereken, ne yapmamız gereken her şeyi söyleyeceğim. Balık işareti özellikle balık işareti bize duruşu ile hazinenin nerede olduğunu söylüyor. Bir de domuz işareti. Arkadaşlar burada gözüküyor. Hemen şelalenin düştüğü yerin arkasında beyaz bir kaya burun farkıyla gözüküyor. Sol tarafa bakıyor ve bize domuz işareti olduğunu oradan net gösteriyor. Domuz işareti yine tünellerden bahseden işaretlerden biridir arkadaşlar. Yeraltı odalardan bahseden bir işarettir. Hazineden bahseden bir işarettir. Onun dışında suyun kenarında bulunan sofra taşları, dikili taşlar bunları tek tek kontrol etmemiz lazım. Ve suyun içinde bulunan sal taşlarından da bahsediyor. Bunların altlarında hazinenin olabileceğini söyleyen bir işarettir. Sol tarafında sarım trak hemen domuzun baktığı yerin e, karşısında bir tane Suyun içinde bir kaya parçası var. Üzerine dikkatlice baktığınızda, tabii ben bunu işaretlemişim bir de balık işareti. Ama şuradan daha net gözüküyor arkadaşlar. Şimdi tek başına duran kaya baktığınızda, kuyruk kısmından bakın balığımız net bir şekilde gözüküyor. Balık işareti de hazine anlamına gelen işaretlerden biridir. Aynı domuzda ne arıyorsanız balık işaretinde de onu aramamız lazım. Fakat balık işareti şekil itibariyle arayacağımız yeri gösteriyor. Burada nerede olduğunu söylüyor. Şelalenin düştüğü yere doğru meyil verilmiş. Bakın arkadaşlar sol tarafta dikdörtgen olan balık sağdaki domuz. Domuz sola gidiyor balık sağa gidiyor birbirine bakıyor. Balığın baktığı yer şelalenin düştüğü yer arkadaşlar. Meyil olarak şelalenin düştüğü yeri göstermişler. Yani biz üst tarafta şelalenin yönünü değiştireceğiz ve suyun düştüğü yerde bir sal taşı ya da bir e, sunak büyük bir sunak göreceğiz. Onun altında hazinenin olduğunu söylüyor. Fakat domuz işareti öyle değil. Domuz işareti bize bir girişin olduğunu, bir odanın olduğunu, büyük bir hazinenin olduğunu ve burada kesinlikle bir eşkıya malının olduğunu söyleyen işareti yapmışlar ve sol tarafta bize bir giriş olduğunu söylüyor. Şimdi biz orada sol tarafta çok harika bir araştırma yapıp bu girişin nerede olduğunu öğreneceğiz. Ve yine aynı bölge iki tane birbirine denk şekilde yapılmış oyma işaretimiz var. Ve hemen sağında ayrı tek başına duran bir oyma daha var. Biz ne diyorduk? Birbirine denk ve birbirine yakın bir şekilde yapılmış iki tane oyma. Orada ya lahit mezar var ya kaya mezar var. Ve mezar olduğunu söyleyen tek başına duran sağdaki işaretimiz iki büyük oymadan daha küçük. Şu ikisi büyük soldaki küçük. Yani bize bir kaya mezar veya bir ee, lahit mezarın burada olduğunu söylüyor hatta şöyle bir iyi baktığınızda üç tane oymayı dikdörtgen şeklinde bir kabartma içine almışlar yani bu dikdörtgen olayı neydi kaya mezar ya da ne demiştik lahit mezar yani her yönüyle bize burada kaya mezar veya lahit mezar olduğunu söylüyor ama bu suyun bulunduğu yerde lahit olmaz büyük ihtimalle bir kaya mezar vardır o domuzun baktığı yerse daha mükemmel, daha güzel olacak. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza. Yine yurt dışından gelen, e, Azerbaycan'dan geldi bu işaret bize büyük ihtimalle. Fil işaretimiz var arkadaşlar. Çok harika bir şekilde yapılmış. Alttaki fil bir de onun üst tarafında iki tane fil daha var arkadaşlar. Her ikisi de büyük ihtimalle soygun yemiş. Mesela şuraya baktığımızda daha net gözüküyor iki tane fil burada gözüküyor. Yavru fil ve büyük ihtimalle anne fil. Alt taraftaki de büyük ihtimalle baba fildi ve ikisi de göründüğü gibi alt tarafında açılmalar olmuş. Yani bir giriş varmış. Bir oda varmış. Odanın kapısını açmışlar. Ben bunu bilgi amaçlı paylaştım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.